Arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Öncelikle Z kuşağı olarak tanımladığımız bir üniversite öğrencisi konuşmalarını yapacak. İlk kez oyunu kullanacak. Yağız Çağlar'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, Gençlerin Demokrat Amcası. Ben Yağız, Nazilli Gençlik Kollarındayım. Bize katılın çağrınızı duydum. 21 yaşında bir genç olarak, bir üniversite öğrencisi olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yaşıtlarımın çoğu maddi sıkıntılardan ve gelecek kaygısından dolayı yurt dışına çıkmak istiyorlar. Benim böyle bir gayem yok. Ben ülkemde kalmak istiyorum. Ama ülkemde kaldığım süre boyunca da özgür bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Adaletli bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Gelecek kaygısı çekmek istemiyorum. Biliyorsunuz yaşıtlarımın çoğu KYK borçları altında eziliyor. Biz saati 10 liraya çalışmak zorundayız. Üniversitede geçimimizi sağlamak için, ailemize yük olmamak için. Ben sadece yaşıtlarım adına ve kendim adına sosyal haklarım olan şeyleri istiyorum. Umudum sizsiniz. O yüzden bu yolda sizinle birlikte yürüyeceğime söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili Yağızlar, çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi bir ev hanımı davet edeceğim. Sevgili Dicle Fidan'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Çok mutluyum sizi gördüğüm için. Ben Dicle Fidan, Van'da yaşıyordum ilk başta. Sosyal durumlardan dolayı ve çocuğumun sağlık durumlarından dolayı Kuşadası'na taşındım. Ve çok mutluyum taşındığım için. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim. Durumumu anlattım. Çok yardımcı oldular bana. Maddi, manevi, sosyal olarak çok yardımlar dokundu bana. Ve inanıyorum ki çok değişik yollarda sizinle birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Sizin helalleşme çağrınıza çok önem veriyorum ve güveniyorum buna. Ve sizinle birlikte yürüyeceğimiz bu yolda çok mutluyum, çok şanslıyım. İnşallah çok güzel şeyler de olacak ve umuyorum inşallah Cumhuriyet Başkanımız olarak sizi göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Dicle Fidan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi aramızda AK Parti'de mahalle sorumluluğu görevini üstlenmiş Murat Beyaz Duman var. Murat Bey'i davet ediyorum buraya. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Lise zamanlarında benim bir hayalim vardı. Üniversiteyi bitirip bir iş sahibi olup aile kurup çoluk çocuk sahibi olmak istiyordum. Aile oldum, çoluk çocuk sahibi oldum ama bir iş sahibi olamadım. Lise zamanlarında ve üniversite zamanlarında fikirlerime yakın hissettiğim AK Parti'ye üye oldum. Zamanla gençlik kollarında görev yaptım. Daha sonra mahalle başkanlığı yaptım Nazilli'de. Biz toplum için çalıştığımızı sanıyorduk onlarla birlikte ama bir baktık ki biz bireylere, kişilere hizmet ediyoruz. Onlar zenginleşiyor, biz fakirleşiyoruz. Bundan ötürü hatta Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımla tartışmalar yaşıyorduk. Fikir ayrılıklarımız vardı. Zaman gösterdi ki onların haklı olduğunu gördüm. Sizin bize katılım çağrısı yaptığınızı duyduk. Ondan dolayı ailemizle birlikte, arkadaşlarımızla geçen hafta Nazilli'de 18 kişi üye olduk. AK Parti'den istifa ettik. Büyüklerimiz bize zorluklardan, sıkıntılardan bahsederdi ama biz günümüzde çaresizlikten artık bahsetmeye başladık. Sayın Genel Başkanım, bizler çaresiziz. Çaremiz sizlersiniz. Bizleri bu çaresizlikten kurtarmanızı istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Murat Beyaz Duman'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm çalışma hayatını insan hayatına adamış bir
sağlıkçımız var aramızda. Emekli demek istemiyorum. Kendisi başhekimlikten emekli oldu gerçi. Halit Turgut'u buraya davet etmek istiyorum. Hocam buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Ben muhafazakar bir aileden geliyorum, kökenim öyle. Siz hak, hukuk, adalet diye yola çıktınız. Evrensel doğruları savundunuz. Ben demediniz, biz dediniz. Tüm toplumu kucakladınız. Bu zor günlerde milleti birleştirdiniz. Bizlere umut oldunuz, ışık oldunuz. Çok büyük mücadele veriyorsunuz ve vermektesiniz. Size çok teşekkür ediyoruz. Dünyada diktatörlük ve demokrasinin tarihini incelediğiniz zaman hiçbir diktatör başarılı olamamıştır. Ama toplumları çok büyük bedeller ödemiştir. Bu toplumlarla ülkemizi karşılaştırdığım zaman ben arada bir fark görüyorum. Bu fark da şu. Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden kökenini alan ve genlerinde Kuvayi Milliye olan bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi partileri yok bu ülkelerin. Bizim böyle bir şansımız var. Biz daha az bedel ödeyerek bu uçurumdan çıkacağız. Böyle bir partiye üye olmaktan eşim ve ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Kırk yıl kamuda çalışan bir doktor olarak biraz sağlıktan bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Sağlıkta dönüşüm diye yola çıktılar. Dönüşümü akıl ve bilimle yapmadılar. Kendisi kendi siyasi çıkarları ve rant için yaptılar ve geldikleri şu anda duvara tosladılar. Bakıyorsunuz hastanelerdeki yöneticilere, cemaat ve tarikatlara üye, mesleğinde yetersiz kişileri görevlere getiriyorlar. Bunlar da sağlığa ayrılan kaynakları israf ve yolsuzluğa gidiyor. Hizmete dönüşmüyor hiçbir zaman. Bana haftada her gün 4-5 tane yakın arkadaşım hastaneden randevu al, ameliyatım var, şu var bu var diye telefon ediyor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda gelinen noktada sağlık tamamen siyasallaşmış ve duvara toslamıştır. Gerçek hasta olan hiçbir insan tedavi olamıyor. Ancak parası varsa tedavi oluyor. Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Hürmetler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Emekli başhekim Halit Turgut'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine bir ev hanım arkadaşımız var aramızda. Sevgili Teslime Coşan'ı buraya davet etmek istiyorum. Teslim abla hoş geldin. Sayın Genel Başkanımız hoş geldiniz aydınımıza. Hoş geldiniz. Başkanım benim söyleyeceklerim şunlar. Biz burada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Ben köyden geldim. Köylü milletin efendisiydi ama köylü can çekişiyor. Şu anda köylü bitti. Ama biz eski canlı günlerimize dönmek istiyoruz. İki, geçen gün bize Mustafa Savaş milletvekilinin bir şeker alamıyorsanız almayın yemeyin dedi. Bizim bir vatandaş olarak hiçbir şeyde hakkımız yok mu? Yani bunlar yerken biz yemeklerin üstüne tatlı yemiyoruz. Ben her gece uyuyorum. Ama sabah uyanmak istemiyorum. Gördüğüm zamların karşısında eriyoruz biz. Yani bunlar nasıl toparlanır? Ama tek ümidimiz sizsiniz Genel Başkanım. İnşallah bu yolda hep beraber olacağız. Teslime Coşan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar. Efendim şimdi emekli 1. sınıf emniyet müdürü Hüseyin Vuruşkan'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın müdürüm buyurun. Sayın Genel Başkanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli örgüt temsilcileri,
il ve ilçelerimizin değerli parti mensupları ve yöneticileri ve tüm değerli halkımız. Tam 40 yıl şerefle ve onurla devletimize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadıktan sonra Cumhuriyetimizin banisi, sarı saçlı, mavi gözlü Miralay Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kuruluş partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaktan son derece onur duyduğumu burada belirtmek istiyorum. Ve bu onuru umuyorum ki sizlerle beraber ben de kalbimin müstesna bir yerinde ölünceye dek muhafaza edip saklayacağım. Burada kendi yazdığım bir şiirimden alıntı yaparak uzatmadan sözlerime son vermek isterim. Yeter ki kenetlensin ellerimiz. Deryalara savrulsun küllerimiz. Çünkü geliyor güzel günlerimiz. Evet. Paranın saltanatı varsa halkın da Cumhuriyet Halk Partisi var. Saygılarımla. Emekli Emniyet Müdürümüz Hüseyin Vuruşkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Belediyesi kapanan Umurlu'da AKP kurucu üyesi olan Hüseyin Kaçar'ı buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Sayın CHP'li tüm arkadaşlarım, size katılmaktan gurur duyuyorum. Şimdi ben 2002 yılında AKP Partisi'nin ilk kurucularındandım. Ama o yıldan bu yıla kadar baktım ki menfaatler, herkes kendi yandaşlarını görmektizin hep devam etmekte, hep kendilerine korumakta devam ediyorlar. Ben bir baktım ki bu konularda hep herkes kendi menfaatine dolaştığı için ben CHP'ye de karar kıldım. Sizin çağrılarınıza kulak vererek CHP'de hizmet etmeye çalıştım yani. Çalışacağım yani. Bu konularda biraz kusura bakmayın beni. 2019 yılında oğlum benim bekçilik imtihanlarına girdi. Hepsini başarıyla hizmet etti. Geçti imtihanlarını. Geldi ki mülakata, mülakatta elendi. Neden? Hiç sebepsiz. Bir sebebi yok. Çünkü torpili yoktu. Yandaşları olduğu için bizim çocuğumuz geri planda kaldı. Ben de bu saatten sonra CHP'ye hizmet etmek için gecemi gündüzüme sizler için sizin çağrılarınıza uyarak hizmet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. AK Parti kurucu üyesi Hüseyin Kaçar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, efendim şimdi son olarak AK Parti Kadın Kolu ilçe başkanlığı yapmış Ayşe Nursel Gürün'ü buraya davet etmek istiyorum. Herkese merhabalar. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP ailesine saygılarımı sunuyorum. Sizlere özellikle şimdi kendimden bahsetmek istiyorum. Aslında buraya notlar almıştım, heyecanlanırım diye. Ama yine de öyle doğaçlama da okumak istiyorum. Anavatan Partisi ile İstanbul'da siyaset hayatına başladım. Ana kadrolarda görev aldım. Daha sonra Bodrum'a yerleştim. Bodrum'da tesadüf eseri AK Parti ile yollarımız kesişti. AK Parti ile birlikte Kadın Kolları Başkanlığı, il delegeliği yaptım. En son il genel sekreterliği görevini bırakıp Didim'e yerleştim. Burada Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetine uyarak sizlerin arasına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmaya karar verdim. Ve birlikte yol almaya karar verdim. Biliyorsunuz ki hepimiz insanız. Yanlışlar yaparız. Yanlışlar yapılmadan da
asla doğrular bulunmuyor. Kendimin inanmadığı bir şeye başkalarını da inandırabilmem imkansızdı. Bu yüzden doğru yolu seçtiğime inanıyorum sizlerle birlikte. Burada kısaca İnönü ve Atatürk'üm ile arasında geçen bir kısa konuşmadan bahsetmek istiyorum. İnönü bir gün Atatürk'e sorar. Atam der, bu dünyada en zor olan şey nedir? Atatürk cevap verir. Türk milletini ayağa kaldırmaktır. Peki der İnönü, daha zor olan var mıdır paşam? Evet der Atatürk. Daha zoru harekete geçen Türk milletini durdurmaktır. Şimdi işte harekete geçti Türk, bütün Türk milleti. Sizlerle birlikte, bizlerle birlikte geliyor gelmekte olan. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla. Sayın Ayşe Nursel Gül'üne çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerim, Aydın İl Başkanım, Saadet Partimizin değerli İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüne güç katan yeni yol arkadaşlarımız, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için. Gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Efendim hepinize merhabalar. Partimize yeni katılan kardeşlerim, bize katılın çağrısı üzerine geldiklerini ifade ettiler. Hepiniz Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Ama her birimizin tek tek sorumluluğu var. Benim sorumluluğum biraz daha fazla. Çünkü ben bir şekliyle bir siyasi partinin genel başkanıyım. Ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeye de talibim. Bütün genel başkanların talip olduğu gibi. Ama bir özelliğimiz var. Yeni katılan arkadaşlara ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak zor bir görevdir. Zor bir görev üstleniyorsunuz. Kul hakkı yememek gibi. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek kul hakkı yememek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, adalet demektir, hukuk demektir. Herkesin hakkını ve hukukunu savunmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, sadece CHP'li mağdurların hakkına sahip çıkan değil, kim mağdur olursa olsun, herkesin hakkını ve hukukunu savunan parti demektir ve kişi demektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, herkesin kimliğine saygı duymak demektir. Çünkü hiç kimse kendi kimliğini seçme hakkına sahip değildir. Annemizi ve babamızı seçme hakkımız yoktur. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, herkesin inancına saygılı olmak demektir. Herkesin inancına saygılı olacağız. Din ve vicdan özgürlüğünün temel nedeni budur. Herkesin inancı bizim başımızın üstüne. Yine Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, herkesin yaşam tarzına saygı duymak demektir. Ve Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, iktidar olduğunuzda
nasıl büyükşehir belediye başkanımız ve belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete veriyorlarsa, bizler de iktidar olduğumuzda 85 milyon insanın ödediği verginin hesabını millete vermek demektir. Bu amaçlarla biz yola çıktık. Ha, Cumhuriyet Halk Partili olmak demek aynı zamanda adaleti her yerde savunmak demektir. Çünkü devletin dini adalettir. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti sağlamazsanız devleti ayakta tutamazsınız. Adaleti sağlamazsanız toplumun birliğini ve dirliğini sağlayamazsınız. Adaleti ayağa kaldıramazsanız toplumda çürüme başlar. Yine Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, devletin önemli mekanizmalarına, yani devleti bir anlamda kurumsal olarak ayakta tutan bürokraside liyakati sağlamak demektir. Yani işi ehline vermek demektir. İşi ehline vermezseniz devlette yolsuzluk başlar. Devlette çürüme başlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, bir devletin felsefesine, saygın bir devletin felsefesine, insan haklarına, herkese saygı duymak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek sadece insan hakları için değil, bizim dışımızdaki bütün canlıların da hakkını ve hukukunu korumak demektir. Yani arının da hakkı vardır, kurdun da kuşun da hakkı vardır, ağacın da hakkı vardır. Dolayısıyla kainat adalet üzerine inşa edilmişse bütün bu adaleti sağlamak zorundayız. Ve Cumhuriyet Halk Partili olmak demek kolay bir iş değildir. Bütün bunları yapmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek aynı zamanda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etme rüyası görmek demektir. Evet, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Bu ülkenin doğusu, batısı, ortası, güneyi, kuzeyi neresi olursa olsun, bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Bize oy verir veya vermez, hiç önemi yok. Ona hizmet götürmek bizim temel görevimizdir. Belediye başkanlarımız burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlara 7 madde vermişim. 7 madde. Her ay okuyun diyorum. Maddelerden birisi şu. Belediye başkanı olarak seçildiğinizde önce yoksul mahallelerden başlayarak halka hizmet götüreceksiniz. Bize oy verir veya vermez, önemli değil. Ama o mahallelere hizmet götüreceksiniz. Bol miktarda kreş açacaksınız diyorum. Bol miktarda. Anne evladını getirecek, güven içinde kreşe verecek. Çocuk orada sosyalleşecek. Arkadaşlarıyla beraber şarkı söylemeyi, türkü söylemeyi, oyun oynamayı, uyumayı, karnını doyurmayı bilecek. Anne akşam evladını huzur içinde alacak ve evine götürecek. Dolayısıyla yeri geldiğinde kadın, evladımı güven içinde bir yere bırakıyorum, dolayısıyla ben de çalışabilirim diyecek. Bütün bunların hepsini düşünmek demek. Çok sorun var Türkiye'de, ben bunun farkındayım. Sorunların ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Biz 6 lider bir araya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bir yüzyılı devirdik. 1923'te Cumhuriyetimizi ilan ettik. 2023'e gidiyoruz. 2023'e giderken Cumhuriyetimizi demokrasi ile taşlandırmak istiyoruz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı gösteren, itibarlı, saygın bir ülkeyi, demokrasi gelişmiş bir ülkeyi inşa etmek istiyoruz. Ve bu amaçlarla yola çıktık. Bu amaçları gerçekleştireceğiz. Olay, çünkü bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bir parti olayı olmaktan çoktan çıkmıştır artık. Sorun bir Türkiye sorunudur ve biz Türkiye'yi ayağa kaldırmak zorundayız. Bugüne kadar hiçbir devlet başkanı Türkiye'de, hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan'a gideyim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideyim, şuraya gideyim, acaba bana para verirler mi, avro verirler mi, dolar verirler mi, riyal verirler mi, vesaire vesaire. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Hiç ama. Devleti kurduğumuzda, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Hiç kimseye el avuç açılmadı.
Yalvarmadı kimse. Ama yumurta satarak şeker fabrikaları kurduk. Çimento fabrikaları kurduk. Demir yolları, limanlar, kapitülasyonlar kaldırıldı. Kabotaj ilan edildi. Batı'nın, egemen güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri sonlandırıldı ve Türkiye yeniden ayağa kalktı. Küçük bir köyken Kırıkkale entegre savunma sanayi orada oluşturuldu. Bütün bunlar demir çelik fabrikaları böyle yapıldı. Kimseye el avuç açılmadı. Şimdi el avuç açıyoruz. Acaba birileri bize para verir mi? Acaba birileri seçime kadar bize yardım edebilir mi? Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Buradan çıkaracağız. Güzel, gerçekten görkemli, gerçekten itibarlı, bölgesinde saygın olan bir ülkeyi inşa edeceğiz. Ve bütün komşularımızla da huzur içinde yaşayacağız. Bir sözüm var, onu da ifade edeyim. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla. Eğer ittifak iktidar olursa Suriyeli kardeşlerimizi kendi onların iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Irkçılık yapmadan onları kendi iradeleri, yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Evleri olacak, fabrikaları olacak. Bizim Gaziantep'li iş insanları orada fabrikalar kuracaklar. Onlar bu ülkede perişan vaziyette olmayacaklar. Türkiye'nin dokusunu değiştirmeyecekler. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayacaklar. Onların altyapılarını da oluşturacağım. Gençlerimizi işsiz biliyorum. Az önce arkadaşımız konuşurken söyledi, bekçilik sınavına giren evladınız için. Torpil yapmak, birisinin hakkını yemek, kul hakkı yemek demektir. Kul hakkı yemek en ağır günahtır. Yüce Yaradan bana her türlü suçla gelirsin ama kul hakkıyla karşıma çıkma der. Dolayısıyla sınava girip, yazılıda kazanıp, sözlüde torpille birisi eleniyorsa onun hakkı hukuku yeniyor demektir. O nedenle benim bu millete sözüm var. KPSS sınavı olacak, kim sınavı kazanmışsa ataması yapılacak. Mülakat kaldırılacak. Yok öyle bir şey. Yok. Devlette liyakat önemlidir. Devlette liyakat önemlidir. Üniversiteyi bitirdin, tıp fakültesinde de o da üniversiteyi bitirdi. Sen ekonomiyi okudun, o zaman gel şu ameliyatı yap. Yapamam. Ameliyatı tıp fakültesinden mezun olan ancak yapabilir. O da cerrah olması lazım. O ameliyatı yapabilmesi için. Ekonomi başka bir alan, tıp başka bir alan, sosyoloji başka bir alan. Mühendislikler dünya kadar değişik mühendislikler var. Her birisi ayrı bir alan. Dolayısıyla bir işi ehline teslim etmek sadece demokrasinin, insanlığın gereği değil, aynı zamanda inancımızın da bir gereğidir. İşi ehline vereceksin diyor. İşi ehline verdiğiniz zaman her şey gayet güzel yürür. Çünkü o işin ehli, o işin uzmanı, o işi yapar. Ama bugün Merkez Bankası'na eğer siz bir arkeoloğu getirirseniz, arkeoloğun Merkez Bankası yönetiminde ne işi var? Veya bir güreşçiyi bir bankanın yönetim kuruluna atarsınız. Güreşçi başımın üstüne, eyvallah, mesleği o. Ama onun banka yönetiminde ne işi var? Banka yönetimine kim? O işi bilen birisini getireceksiniz. Getirmediğiniz zaman ne oluyor? Yolsuzluk oluyor. Hırsızlık oluyor. Yolsuzluk ne demektir? Sizin ödediğiniz vergilerin birileri tarafından çalınması demektir. Bunu da engelleyeceğim. Allah nasip eder göreceksiniz. Yolsuzluk yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Yolsuzluk yapanları. Vakıf kuruyorlar. Vakıf kuruyorlar. Çocuklarına vakıf kurduruyorlar. Bir burada bir Amerika'da. Buradan milyon dolarları Amerika'ya transfer ediyorlar. Orada Manhattan'da gökdelen yapıyorlar. Başka Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alıyorlar. Kendi dünyalıklarını Amerika'da yapıyorlar. Ama benim bu millete sözüm var. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim ve sizlere teslim edeceğim. Tamamını. Tamamını yapacağız. Bu
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için bu kardeşiniz yürüdü. Tek başına yürümedi. Milyonlarla yürüdü. Devletin dini adaletse ve kainat adalet üzerine inşa edilmişse adaleti birlikte sağlayacağız. Ha bu arada bir küçük de öz eleştiri yapayım. Tabii insanların hataları ve kusurları bu olmaz mı? Olur tabii. Hata insana mahsus bir kavramdır. Ama bazen kurumların da eksiklikleri olabilir, yanlışları olabilir. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte hatalarımız oldu, eksikliklerimiz oldu. Bugün de olabilir. Bütün mesele hatalardan ders çıkarmaktır. Hataları tekrar etmemektir. Onları yapmadığımız takdirde sorunu çözeriz. Biz bazen oturduk Ankara'da, güzel nutuklar attık. Efendim niye bize oy çıkmıyor diye. E sen gittin vatandaşın sofrasına oturdun mu? Çayını kahvesini içtin mi? Derdini dinledin mi? Ya senin derdini şöyle çözeriz diye anlattın mı? Anlatmadık. O zaman niye iktidar olamıyoruz diye kendi kendimize düşündük. Demek ki gezmek lazım, oturmak lazım, konuşmak lazım, vatandaşın derdini dinlemek lazım. Biz getirdik bir arada başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim kadının giyim kuşamından? Kadın istediği gibi giyinir. Ona bizim sadece saygı duymamız lazım. O kadının işi var mı, gücü var mı, mutfağında huzuru, evinde huzuru var mı, yok mu? Evladı çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Asıl onlarla ilgilenmemiz lazım. Dediğim gibi adımız Halk Partisi, gerçek anlamda halkın partisi olmak için çalışıyoruz. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden halkın partisi olmak için. Halkın her katmanına gidiyoruz. Her katmanına. Her katmanıyla konuşuyoruz. Emin olun Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Bütün mesele ahlaklı yönetimde. Ahlaklı bir yönetim. Her kuruşun hesabını veren bir yönetim. Paramız var, imkanımız var, her şeyimiz var aslında. Çalışkan insanlarımız var. Bereketli topraklarımız var. Çiftçilerimiz perişan vaziyette. Az önce minibüsçülerle, otobüsçülerle, şoförlerle bir araya geldik. Mazota yapılan %350'lik zamdan şikayet ediyorlar. E tabii, haklılar. Edilir tabii. Bütün bunların hepsini çözmek mümkün. Hepsini düzeltmek mümkün. Onun için de bir tek şeye ihtiyacımız var. Sandık günü gelecek, sandığa gideceksiniz. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sadece bir şey. Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Elinizi vicdan. Evlatlarınızı düşünün. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin geleceğini düşünerek oy kullanın. Sadece bunu istiyorum. Yoksa illa gelin bizim partiye oy verin. Hayır. İlla elinizi vicdanınıza koyun. Bizim partiye oy verecekseniz niçin verdiğinizi gayet iyi bilmeniz gerekiyor. Bu ülkenin geleceği için. Bu ülkenin huzuru için. Evlerde bereket olması lazım. Evlerde, mutfaklarda huzur olması lazım. Bunların olması gerekiyor. Bunun için sizden sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu kullanın diyorum. O zaman Türkiye'yi yeniden inşa edebiliriz. Türkiye'yi büyütebiliriz. Çiftçi nasıl zarar eder? Çiftçi nasıl batar? Hollanda Konya'dan küçük bir devlet. Toprak büyüklüğü olarak Konya'dan küçük bir devlet. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü, ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar dolar. Ya bizim onun yarısı bile değil. O zaman kusur kimde? Kabahat kimde? Çiftçide mi? Hayır. Yönetenlerde kabahat. Havza bazlı planlama yapsanız, her çiftçinin neyi ekeceği, her üreticinin neyi besleyeceği planlansa ve herkes üretse ve herkes kazansa, zarar etmese, ya biz sadece kendi ülkemizi değil, bütün Orta Doğu'yu besleriz. Bir dönem öyleydi. İhracatımız vardı. Şimdi öyle değil. Biraz daha yerilerden gidiyoruz ve büyük sorunlarımız var. Çözeceğiz. Endişe etmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Üniversiteden genç arkadaşım söyledim. Geldim bize katılın çağrınız üzerine geldim dedi. Şundan emin olmasını isterim gençlerin. Bir, önümüzdeki seçimlerin kaderini gençler belirleyecek. Biz değil. 6 milyon
Affedersin, 7,5 milyon genç ilk kez gidip sanda oy kullanacak. İlk kez. 7,5 milyon genç Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Emekliler, çalışanlar, çiftçiler, bunların hepsini biliyorum. Ama ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 7,5 milyon gencimiz var. 7,5 milyon genç Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Demokrasiyi inşa edecek. Buna yürekten inanıyorum. Otoriter ve bu 7,5 milyon genç dünya siyaset tarihine önemli bir miras bırakacak. Bir otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandırma gibi bir görevi ifade edecek. Sandığa gidecek, bir otoriter yönetimi kullandığı oylarla, demokratik yollarla bitirecek, sonlandıracak. Ve hep bir beraber sarayda oturanı Allah'ın izniyle emekli edeceğiz. Adalet istiyorsanız söylüyorum, bize katılın. Adalet istiyorsanız, hak istiyorsanız, hukuk istiyorsanız, eşitlik istiyorsanız, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız, politikacı olanın her kuruş, harcadığı her kuruşun hesabını millete vermesini istiyorsanız bize katılın. Dostlarınızla beraber gelin, bize katılın. Biz Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi kuracağız. Huzurlu bir Türkiye'yi kuracağız. Beraber, birlikte yapacağız. Bütün bunların tamamını ve harcanan her kuruşun hesabının millete verildiği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Diktatör sözünü ilk kez Aydın'da bir mitingde kullanmıştım. Hangi tarihteydi başkan bilmiyorum. Bir kullanmıştım. Kullandığım zaman yadırganmıştı. Bugün o ifadenin ne kadar doğru olduğunu artık tarih dünyada biliyor. Biz politikacılar önceden belli olayları görmek zorundayız. Değerlendirmek ve önlem almak zorundayız. Bugün Türkiye'nin geldiği durum iç açıcı değil ama düzelteceğiz. Tabii bir şey daha var. Kadınlar. Kadınlar da çok mutlu değiller. Ve kadınlar da bu iktidara gerekli dersi verecekler. Ben buna da yürekten inanıyorum. Büyük bir sıkıntıları var kadınların. Biliyorum. Evlerde huzur yok, bunu biliyorum. Ve bir şey daha var, onu da ifade edeyim. Onun da sözünü verdim millete. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola giden siyasilerin ve uyuşturucu baronlarının defterlerini de döreceğiz. Hiç. Milyar dolarlarla gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Onların tamamını polis kardeşlerimize diyeceğiz ki yetki sende kardeşim. Hiçbir uyuşturucu baronunu yaşatmayacaksın. Yakalayacaksın. Hangi siyasi müdahale ederse bildireceksin bize kardeşim. O siyasinin de defterini düzeceğiz. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. Bütün sıkıntıların farkındayız. Nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Bizi yetkilendirin. Bizi yetkilendirdiğiniz zaman bu mesele çözülecektir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Oyunuzu öyle kullanın diyorum. Sizleri seviyoruz. Sizlere hizmet etmek istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz. Bize katılın. Dostlarınız katılsın. Arkadaşlarınız katılsın. Çiftçiler katılsın. Üreticiler katılsın. Esnaf katılsın. Kadınlar katılsın. Gençler katılsın. Herkes katılsın. 7'den 70'e herkesi kucaklayacağız. 7'den 70'e. Bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, barışı, her şeyi getireceğiz. Beraber, birlikte yaşayacağız. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize yürekten teşekkür ederim.